Evet arkadaşlar, Sosyal Bilimler 2 testi Akademi Dünyası olarak, Orhun Hoca olarak sizlerle birlikteyim. Evet, e, öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum tekrardan. E, iyisiyle kötüsüyle, kolayıyla, zoruyla artık sınavı bitirdik. Bundan sonra artık tercihler dönemi başlayacak. İnşallah herkes e, çalışan, emek veren bütün arkadaşların e, emeğinin karşılığını alır. Sorularımız tarih soruları olarak, Sosyal Bilimler 2 soruları müfredata uyumluydu, beklendiği gibi geldi çok aşırı zorlandığınızı düşünmüyorum. Çalışan arkadaşlar ee, rahatlıkla yapmış olduğunu düşünüyorum. E, i̇ki tane, üç tane sorumuzda ayrıntı vardı belki ama o kadar da olacaktı. ÖSM illaki bir iki tane soru arkadaşlar bilenle bilmeni ayırt etsin diye koyacaktır. Evet, dilerseniz buyurun hemen sorularımızı geçelim, çözmeye başlayalım. Evet, arkadaşlar birinci sorumuzda tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa Değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. Mustafa Kemal bu sözüyle tarihçinin aşağıdaki niteliklerinden hangisine işaret etmemiştir? Öznellik, bilimsellik, tarafsızlık, belgelere dayanma, nesnellik. Bir defa tarafsızsan nesnel olacaksın. C ve E aynı. Pekala bir belgelere dayanmak, nesnel olmak için belgeye dayanman gerekiyor. Verilerle konuşman gerekiyor. Bu da doğru bilimsel olman gerekiyor sadık kalman için dolayısıyla burada doğru cevabımız Adana olmalıydı tarihçi öznel olursa kendi yorumlarını katarsa o zaman tarafsızlık ilkesine aykırı davranmış olur tarafsızlık ilkesine aykırı davranırsa arkadaşlar öznellik devreye girmiş olur yani burada etmeyen Atatürk öznellikten bahsetmiş olmuyor evet şu ibare tarih yazmak tarih yapmak adamın bununla ilgili 3, 5, 10, 20 tane soru çözüyorduk derslerde daha çok. Nitekim buna benzer sorular 3-4 yıldır hemen hemen her sene gelmeye başladı. Şu cümleyle başlayan sorular. İkinci soru, Köktürk Devleti'nin yıkılmasının ardından Karadeniz'in Kuzey ve Kafkaslar bölgesinde kurulan ve yönetici zümresi Musevi olan Türk Devleti. Bir defa soru zaten şurada kendini teslim ediyor. Musevi olan Türk toplumu hangisidir? Yahudilik, Musevili benim tek Türk devletini soruyor. Karadeniz'in kuzeyini bilmesen bile, Kafkasları bilmesen bile Musevi olan Türk toplumu arkadaşlar kocaman bir daireyle E seçeneği Hazarlar olmalı idi. Evet, net bir soruymuş, kolay bir soruymuş. Üçüncü sorumuz, Darüş şifalar konusunu işleyecek olan öykü öğretmeni öğrencilerine Darüş şifa deyince aklınıza neler geliyor? sorusunu yönetmiş. Öğrencilerden bazıları aşağıdaki cevapları vermiş. Öğrencilerin verdiği bu cevaplar hangiden hangileri doğrudur demiş. Hükümdarlar için hazırlanmış anıt mezarlardır. Darüşşifa anıt mezar mı? Tıp eğitimi veren kurumlardır. Hastaların müzik ve suyla tedavi edildiği yerlerdir. Bir caminin etrafında yer alan medrese, kütüphane, hastane, hamam, türbe gibi yapılar topluluğudur. Harika bir soru. Bakıyorum. Darı şifa. Hükümdarlar için anıt mezarlara kümbet diyoruz. Bir olamaz. Kümbet olacak. A ve C seçeneği elendi. Kümbet oluyor o. Tıp eğitimi veren kurumlardır. Şifa diyor. Doğru. Tıp eğitimi verecek. İki olacak. O zaman dört olmaz. Bir ve arkadaşlar şuna baktım. Bir yanlış. Birin seçeneği A ve C yanlış. Tıp eğitimi verecek. İki olmalı. O halde B ve E de elendi. Dolayısıyla doğru cevap sadece denizli kaldı. Hastaların müzik suyla tedavi edildiği yerlerdir. Aslında bu ibare yani tam olmuyor aslında. Şıklarda da yalnız iki olmadığı için ben işaretliyorum burada D seçeneğini. Yani arkadaşlar hastaların suyla müzikle tedavi edildiği yerlere bimarhane diyorlar. Darüşşifaların bünyesindeki bimarhane. Aslında o tam anlamı çıkmıyor. Şıklarda yalnız iki olsa yalnız iki olurdu. Yalnız iki, iki de yok. İyi ki de kafa karışıklığı olmamış. Yani burada böyle bir seçenek var. Zaten bir caminin etrafında yer alan medrese, kütüphane bunlar da külliyedir. Caminin etrafındaki yapılar topluluğuna da külliye diyoruz. Dolayısıyla darüş şifa olmaz. Evet, 2-3 olarak yanıtımız denizli seçeneği olarak çıktı. Dördüncü soruya baktım şuradan yukarıdan hemen. Aşağıdakiden hangisi Osmanlı toprak rejiminin özelliklerinden biri değildir? Toprak sistemi, kültür medeniyet sorusu. Toprak sipahi tarafından ekilip biçilir. Doğru. Tımar sisteminin esasını teşkil eder. Doğru. Toprağın mülkiyeti devletindir. Miri topraktır. Doğru. Toprak sebepsiz yere boş bırakılamaz. Doğru. Hem toprak hem ürün üzerinden vergi ödenir demiş. Bu da doğru o zaman. Ne olacak arkadaşlar? Bu da doğru o zaman. Hepsine doğru dedim. O zaman dikkatli mi okumadım? Bir daha bakıyorum. Arkadaşlar hem toprak hem ürün üzerinden resmi çift resmi ispençe kesin doğru. Toprak sebepsiz boş yere kesin doğru. Mülkiyeti devletindir. Doğru. Tımar sisteminin temelidir. Doğru. O zaman dikkatli okuyalım. A seçeneğini görelim. Toprak sipahi tarafından değil köylü tarafından ekilip biçilir. Sipahi tarafından kontrol edilir. Eken biçen sipahi değil köylüdür. İşte dikkatli okumadığın zaman hemen geçip gidebiliyorsun. Ama hepsi doğru olunca tekrar dönüyorsun. Dolayısıyla doğru seçenek A seçeneği olmalı idi. Evet arkadaşlar geçtim beşinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyılda Avrupa'nın genel durumunu yansıtan bir durum değil? Avrupa'nın genel durumunu veraset savaşlarının yaşanması, ulus-devlet düşüncesi. Feodalitenin hakim duruma gelmesi. Feodalite mi? O çok önceydi ya. Muhtemelen cevap C'dir. Merkantalist ekonomi. Coğrafi keşiflerden sonra merkantalizm geldi. Devletler hazinesindeki altın miktarını artırdı. Doğru. Mutlakiyet adı yönetim anlayışı. Mutlakiyet. Yani feodalitenin olmaması demek. Doğru. Veraset savaşları yaşanması. Avrupa, Vestfalya barışı ve sonrasında gelen durum. Doğru. Ulus devlet, Fransız itilali. Doğru arkadaşlar feodalite güçlenmedi. Tam tersi güç kaybetmiş oldu. Feodalitenin güç kaybı yaşaması arkadaşlar dolayısıyla net bir şekilde cevabımız Ceyhan olmalıydı. Evet. Geçtim. Rahat bir soruymuş. Yapılabilecekmiş. Altıncı soru. Üçüncü Selim döneminde İngiltere'den başlayarak Avrupa ülkelerinde daimi elçilikler açılmış. Osmanlı Devleti bu uygulamayla hangilerini gözetir? Ben 300 döneminden itibaren yenilikçiydi bu adam 300. Avrupa başkentlerine Lale Devri'nde geçici elçilik açılmıştı. Daimi elçilikler açıyorsam neyi amaçlıyorum? Avrupa'ya İslamiyet'e yaymak. Elçiyle mi yayacaksınız Avrupa'ya İslamiyeti? Diplomatik ilişkileri kurmak. Bu doğru. Elçilik diplomasi demek. Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip etmek. Bu da doğru. Çok net, çok rahat. Denizli seçeneğini işaretledik. Evet arkadaşlar İslamiyeti yaymak için elçilik açmaya gerek yok. Fetih yapmaya gerek var. Gazâ cihat olması lazım. Evet arkadaşlar dolayısıyla net bir soruymuş. Doğru yapmışınızdır. Hata ihtimali bile öngörmüyoruz. Evet yedinci soru 19. yüzyılda Osmanlı devletinde uygulanan millet sistemi hangisine dayanır? Millet sistemi nedir arkadaşlar? Coğrafi mekan, ekonomik durum, sosyal statü, din, dil. Evet. Güzel bir soru. Din mi dil mi? Millet sistemi. Osmanlı'da millet sistemi ne biliyor musunuz? Ee, ele geçirilen özellikle Hristiyan topraklarda iskan politikasında uygulanıyordu. Gaza, iskan. Ele geçirilen topraklarda Osmanlı'da millet sistemi şudur. Ta ilkokul 7. sınıf müfredatı bu. 7. sınıf müfredatı. Arkadaşlar diyor ki Osmanlı tebaasından halk kendi inancında serbesttir, hürdür, dayatmaya zorlamaya tabi tutulamaz. Yani herkes kendi inancını yaşayabilir diyor. Dolayısıyla millet sistemi neyle ilgili olmuş oluyor arkadaşlar? Net bir şekilde Edirne olmalıydı. Evet, güzel. Güzel bir soruymuş. Geçtim 8. soruya. Mustafa Kemal Paşa 19 Kasım 1919 tarihinde Vakit Gazetesi'ne verdiği demeçte işte, millet ve memleketimizin pek muhtaç olduğu sulhü Sur, barış kararlaştıracak hükümetin meclis meclisi mebusanımıza dayanması katı bir zorunluluktur. Meclisi mebusanımıza diyor. Daha tebme açılmadı. Meclisi mebusan da halkın seçtiği vekillerden oluşuyor. Yani yine milli irade var orada. Mustafa Kemal Paşa'nın bu demeciyle neyi amaçlamıştır? Muhtemelen varsa milli iradedir. Halkın etkinliğidir. Arkadaşlar o tarz bir sorudur muhtemelen bu soru. Bakıyorum saltanat şurasının toplanmasını mı istiyordur? Yani saltanat bir kişi. Bir kişinin etrafının toplanması mıdır? Değildir bence. Hükümetin imzalayacağı anlaşmanın her durumda desteklenmesi. Niye? İstanbul hükümeti zaten yani çok da bir şey yapmıyor. Hükümeti desteklemek için mi böyle bir meclis kuruluyor? Değil. Hükümetin anlaşma için, antlaşma için meclisten yetki alması gerektirliği. Arkadaşlar hükümet, devleti yöneten hükümet. İstanbul hükümeti. Damat Ferit gibi bir hükümet var o dönem. Hükümeti kim denetler? Meclis denetler. Hükümeti denetlemek için mi bu var? Evet var. Bu cevap C gibi gözüküyor. Anlaşmanın Wilson ülkelerine göre düzenlenmesi. Hiç alakasız. Ayan meclisini aktif hale getirmek. Ayan meclisini paça seçiyor. Padişahı etkin kılmak gibi bir gerekçe yok. Meclisi Mebusan'ın amacı millet iradesidir. Evet arkadaşlar net bir şekilde sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş. Evet hükümet anlaşma yapan hükümetin meclisten yetki alması. Meclisten yetki alıyorsanız milli iradeye göre hareket etmiş oluyorsunuz. Güzel bir soruymuş. 9. Aşağıdaki haberlerden hangisinin Hakimeti Milliye gazetesinde yer alması beklenemez? Hakimeti Milliye hemen aklıma geliyor. 3 Ocak 1920 Ankara'da çıkarılmış yarı resmi gazete. Bugün kutlu bir gün. Büyük Millet Meclisi açıldı. Büyük Millet Meclisi ne zaman açıldı arkadaşlar? Büyük Millet Meclisi ne zaman açıldı? 23 Nisan 1920. Bu ne zaman? Arkadaşlar. Bugün kutlu bir gün. Büyük Millet Meclisi açıldı. Bu da de mi? var değil mi? 1920. Aynı zamanda TBM'den bahsedemez mi bu? Hakimiyeti Milliye Gazetesi. Açılmış 1920'lerin sonlarına kadar devam etmiş. Yani Soru aslında şunu soruyor: Hükümetin milli gazetesi 1920'de ise 1920'den önce olan bir şey, 1918'de, 19'da, 16'da, 17'de olan şey, hükümetin milli gazetesinde yer almaz. Yani milli mücadeleyle alakalı olmayan bir şey yer almaz. Milli mücadeleyi anlatması gerekiyor. Rauf Bey dün Mondros mütarekesini imzaladı. Dün Mondros ne zaman imzalandı arkadaşlar? 30 Ekim 1918. Bu gazete 31 Ekim 1918'de çıkması lazım ki dün olsun Mondros Ateşkes Anlaşması. Kesinlikle yanlış. Dolayısıyla doğru cevap B. Arkadaşlar diğerlerine geçmeden B'yi işaretledim. Rauf Bey dün Mondros'u imzaladı diyor. Arkadaşlar belki de Hakimettin Bile gazetesinde Mondros'a gir bir haber çıktı diyelim. Çıkmaz da çıktı diyelim. Dün imzaladı. O zaman 31 Ekim olması lazım tarihin. Ama Hükümeti Milliye Gazetesi 1920'de genelge ve kongrelerden sonra çıkarıldı. Evet, yarı resmi gazete çünkü. Direkt geçtik arkadaşlar. Diğer seçenekleri direkt elemiş olduk. Evet, geçtim 10. sorumuza. Bir tarih öğretmeni Batı Cephesindeki savaşları anlatırken şu bilgiyi veriyor. Yunanların Yunanların harekete geçtiği sırada TMM hükümeti bir yandan Pontus çetelerinin saldırılarıyla uğraşıyor bir yandan da Koçkiri aşiretinin isyanlarıyla uğraşmak zorunda kalıyor. Öğretmen hakkında verdiği savaş hangisi? Ne kadar ince ayrıntılı bir soru. Değil mi arkadaşlar? Tam TS sorusu. Tam arkadaşlar sözelci sorusu. TM hükümeti bir yandan Pontus çeteleriyle bir yandan da Koçkiri aşiretiyle. Arkadaşlar şöyle baktığınız zaman Sakarya, Gediz, Sakarya ve Eski Kütahya olamaz. Onlar çok sonra olan savaşlar. Gediz Muharebeleri. Arkadaşlar Yunanların harekete geçtiği diyor. Gediz Muharebeleri arkadaşlar bu Yunan'dan harekete geçtiği sonraki bir durum. Daha sonra. Birinci ikincinin olacak. Arkadaşlar burada ee, yorumla çözemiyorum. Net bir şekilde Koçgiri isyanını biliyorum. Arkadaşlar Koçkiri isyanı Erzincan bölgesinde daha çok Mart aylarında olan, birinci İnönü ise kış aylarında, Ocak ayında olan bir savaş. Dolayısıyla cevap ikinci oluyor. Çok da yoruma mahal bırakmıyor. İkinci olmalı arkadaşlar. Somut, net bir soru. Ee, bir şekilde yoruma bağlanamayan bir soru arkadaşlar. 11 ve son sorumuz arkadaşlar. Atatürk ilkeleri, Atatürkçü düşünce sisteminin esaslarını belirlemek ve hayata geçirmek için oluşturulmuştur. Türk İnkılabı ise Atatürk ilkelerinin uygulamaya dönüşmüş şeklidir. Türk İnkılabı Atatürk ilkelerinin uygulamaya dönüşmüş şeklidir. Pekala hangi ilke ve inkılap yanlış eşleşmiş? Cumhuriyetçilik saltanatı kaldırmak. Yani saltanat kaldırmakla cumhuriyeti ilan etmek eşleşir mi? Tabii eşleşir. Saltanat kaldırmak tek kişinin yönetimini kaldırırsam cumhuriyetçilik gelir. Doğru. Halkçılık soyadı kanunu soyadı kanunu toplumsal alanda yapılan bir inkılapsa halkçılık alanda mı yapılmış bir inkılap olur? Evet. Milliyetçilik takrir sükun kanunu. takrir sükun kanunu sükuneti sağlamaktır. Şehzade isyanını bastırmaktır. Milliyetçilikle alakalı var mı? Yok. Hayır. Çünkü şehzade isyanı laikliğe karşı bir isyandır. Laik cumhuriyete karşıdır. Milliyetçiliğe karşı değildir. Evet. Hemen işaretimi koydum. Cevabım Ceyhan. Diğer seçenekle de yine de bakalım ama C değişmeyecektir. Laiklik tek kezaviye türbeleri kapatmak doğru. Yani çünkü din devlet işleri oluyor. Dini işte bir durum oluyor. E seçeneği devletçilik birinci 5 yıllık sanayi planı. Bu da zaten halkın elinde sermaye olmadığı için 5 yıllık sanayi planına geçilmişti. Bu seçenek de doğru. Evet arkadaşlar tarih sorularını bu şekilde çözmüş olduk. Evet akademi dünyası Orhun Hoca olarak bir sonraki sınavda, derste, testte Sizlerle buluşmak üzere. Arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Geçmiş olsun. Ee, sınavımız bitmiş oldu. ÖSYM sınavına, üniversite sınavına girdik. TYT, AYT bir şekilde bitirdik. Ee, herkesin e, gönlüne göre olsun diyorum. İnşallah istediğiniz yeri, emeğinizi almışsınızdır. İstediğiniz yere ulaşacaksınızdır. Arkadaşlar söz uzatmıyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.